kol üstüne. Çık üstüne. Aferin. Bu ne Esin? Ne o? Ondan fazla kumaş var mı? Bana kazak çıkar mı orada? İyi, bana da diksene bir tane onda. Çiziyorsun. Bütünü sıcaklığıyla kayboluyor, öyle mi? Evet, mesela şurada vardı. O sıcaklık kısmında. Değdiği anda sıcaklık hemen uçuyor. O yüzden uçan kalıyor. Mesela şurada da çizgi taşı var. O da bütünü sıcaklığıyla uçuyor. Hmm. Dur oğlum, ben vereyim sana. Bir mandalin. İki mandalin. Aferin sana. Al bakalım, bu da iki mandalin. Ham yap. Bunu bugün mü diktin? Baya güzel olmuş. Ha. Çok güzel olmuş. Bunları giyip çıkayım. Aramayayım bir şey diye düşündüğümde. Bunu giyelim. Hatta bunları birkaç tane daha yapmayı planlıyorum. Başka renk var mı bunda? Bu kumaşta? Fuşya var. Hamzacığım dur. Dur oğlum. Hayır hayır. Sallanmaz o. Hayır oğlum, ne oluyor? Bas kulağını. Öyle değil. Aa, ilmek yok ama. Rengi de çok tatlı değil mi? Evet. Tam kışlık. Başarılı. Müthiş. Bu benim kotonumdaki kazağım var ya, kotondan aldığımız kazak. Onun aynısından yapabilirsin aslında. Olur bak. Hmm.
Diğer ütüyü kullanmıyor musun? Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün üzerimde görmüş olduğunuz tüniğin dikimini yaptığım bir video hazırladım. Üstelik sadece 1 metre kumaş kullandım. Kumaşla ilgili tüm detaylar videonun içerisinde mevcut. Ayrıca kalıp bilgisine Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şu şekilde ben kumaşın üzerine çizerek çalıştım. Normalde çizgi taşıyla çalışmam gerekiyordu ama bunun üzerinde belli olmayacağı için uçan kalemle çizdim. Yine de çok fazla fark edilmediğini anlayınca sizlere şu yöntemi buldum. Instagram hesabıma yükleyeceğim. Kalıbın ölçülerini tek tek görebilirsiniz. Sayfada görselde olacak bu. Oradan kalıbı çıkararak sizler direkt kullanabilirsiniz. Milaj kağıdını aktardıktan sonra. Ben bu yüzden bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi size bahsetmek istediğim bir konu var. Kullandığım kumaşın cinsi. Kumaşım 2 iplik kumaş.
içi şardonlu bir kumaş. Yani şardonlu dediğim şey tüylü gibi. Kışın sizi sıcak tutacak tarzda olan kumaşlardan. Ve kumaşı tüp bir kumaş. Yani tüp kumaş ne demek? İki tarafı da kapalı bir kumaş. Örme şekli bu şekilde bunun. Helezon şeklinde devam ederek örülen bir kumaş tipi. Bu yüzden her iki tarafı da kapalı. Kumaşımı bahsettikten sonra ben artık kesim işlemine geçeceğim. Sizler dediğim gibi Instagram hesabımdan kalıba ulaşabilirsiniz. Katlıyorum. Toplamda 4 kat elde etmiş oluyorum. Yani önü ve arkası aynı anda çıkmış oluyor böylece. Ve kesim işlemine böyle devam edeceğim. Arkasını aynı anda kesmiş oldum. Şimdi bir parçasını ayıracağım. Kolda ön oyuntu vereceğim ve yakada derinlik vereceğim. Şu kısımda kapalı olduğu için bu kısımda açıyorum. Parça ön bedenimi oluşturuyor. Bu parça ise arka bedenimi oluşturuyor. Şimdi bunları yüzü yüzüne denk gelecek şekilde birleştireceğim. Ve omuz dikişlerini yapacağım. Kol kalıbımı da kumaşımın üzerine çizdim. Yine 4 kat olacak şekilde katladım. 2 tane kol parçası elde edeceğim. Ön kol olarak belirliyorum ve artı işaretini koyuyorum. Karışmaması için bir işlemi yapıyorum. Şuradaki yarım santim ile bir santim arasında değişen fazlalığımı da alıyorum. Kalıplarda bunu görürsünüz zaten. Bu şekilde belirledim. Omuzlarına dikmiştim. Şu şekilde açıyorum ve ön kol oyuntusu burada kalıyor. Yani artı koyduğum yerin ön koluma denk gelmesi gerekiyor. Öyleyse artının geleceği tarafı belirliyorum. Ve şu şekilde yerleştirerek kolumu dikeceğim. Kolumu ve yan kısımları diktikten sonra tekrar geleceğim ve devam edeceğiz. Kolları bedene yerleştirdim ve yan kısımları kapattım. Ben overlock makinesiyle dikmeyi tercih ettim. Sizler düz makineyle diktikten sonra kenarlarını temizleyebilirsiniz. Ya da kumaşınızın cinsine göre olduğu gibi bırakabilirsiniz. Şimdi yapmam gereken birkaç işlem daha var. Etek ucu kısımlarını biraz büzdüreceğim ve alt kısmına normalde ribana takılması gerekiyor ama ben rengine uygun ribanamı bulamadım. O yüzden kendi kumaşımdan 5 cm kısa yaptım. Toplamda 85 cm, 90 cm olmasını istiyorum boyunun. 5 cm'lik kısma 10 cm genişliğinde bir parça keseceğim ve ikiye katlayarak 5 cm'e düşürüp halka şeklinde takacağım. Aynı işlemi kollar için de uygulayacağım. Yine kollarım da geniş. Bir miktar daraltacağım. Ben kendi bilek ölçüme göre bunu ayarlayacağım. Sizler de kendi bilek ölçünüze göre ayarlayın. Ve verevine kestiğim bir biye ile hazır giyime uygun şekilde dikeceğim. Yani hazır giyime uygun dikiş ne demek oluyor? Normalde katlayıp overlockla dikiyorsunuz. Ve açtığınız zaman üzerine bir düz dikiş geçebilirsiniz. Ya da hiçbir şey geçmeden sade bir görüntüyle kullanabilirsiniz. Yaka, kol ve etek ucu parçaları. Şöyle koldan örnek göstermek istiyorum. Şu şekilde bir dikdörtgen. Böyle katlayıp yan kısmını dikeceğim. Yan kısmını diktikten sonra
tekrar şu şekilde katlayıp düz yüzüne doğru çevireceğim. Şuranın dikili olduğunu farz edin. Şu şekilde bir halka elde etmiş olacağım. Ve burasında kolumun ağzına şu şekilde halka olacak şekilde yerleştireceğim. Bunun fazlasını kolun etrafına büzgü halinde dağıtacağım. Aynı işlemi etek ucu kısmı için de uygulayacağım. Gösterdiğim tekniğin aynısını kullanacağım. İlk olarak yaka parçamı şu şekilde birleştiriyorum ve yan kısmından dikiyorum. Diktikten sonra şöyle ikiye katlıyorum ve arka oyuntunun olduğu yöne doğru 1 santim geriye, yani dikişin üstüne değil, dikişten 1 santim geriye, arka oyuntumun olduğu yöne doğru yerleştiriyorum ve dikişini tamamlayacağım. Bunu yapmamızın sebebi hazır giyimde bu şekilde olması. Yani bu aslında teknik bir bilgidir. Arka ortaya, yana, yan dikişlere denk gelmez boyun kısmında. Dikişi tamamlayacağım. Böyle incecik bir yaka. Şimdi kol kısımları uyguluyorum. Kapatıyorum. Yan kenarları dikiyorum. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Kolun dikişi dikişine denk gelecek şekilde ayarlanır. Yakadaki uygulama kolay yapılmaz. Yalnız şurada katlarken dikkat etmeniz gereken, bir dikiş sağ tarafa, bir dikiş sol tarafa yatacak. Yani burada sadece bir kat varmış gibi olacak. Ve dikiş dikişin üstüne denk gelecek. Düzgüyü eşit dağıtarak yedireceğim.